أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أزغنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أزقناه النعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Yüce Rabbimizin yüce kitabı ki insanlığı ölümsüz mutlu hayata hazırlayan nurun kaynağı Yüce Kur'an'ın hayat veren dersleriyle keşif notlarımız ve Kur'an derslerimiz devam etmektedir. Cenab-ı Hak bu ayeti kerimelerde bütün insanlık alemine Yüce Allah kendi öğütlerini vermektedir. Buyuruyor ve şayet insana tarafımızdan bir rahmet tattırır, sonra da onu kendisinden geri alırsak, şüphesiz o ümitsiz ve nankör bir kimse olur buyuruyor. Kıymetli dostlarımız, bu ayetin ruhundan anladığımız nedir? Allah'a tam tevekkül bağlılıktır. Aklını, iradeni, bütün varlığını Allah'a bağla. O verirse al, vermezse orada hikmetini bekle. Verdiğine nasıl seviniyorsan, vermediğini de bir hikmete istinad ettiğine iyi anla, sakın itiraza geçme. İşte bak, ümitsiz ve nankör bir kimse olma diyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak vermekle vermemekle de imtihan eder. Ve şayet ona dokunan bir sıkıntıdan sonra bir nimet tattırırsak, artık benden bütün kötülükler silinip gitti der. Bak, bu da şımarıklık alametidir. Eğer senden sıkıntılar, belalar, musibetler gittiyse, Allahu Teala'ya şükret, hamd et, istiğfar et. Şımarma. Çünkü giden bela tekrar gelmez mi? Gelemez mi? Mutlaka böbürlenir ve şımarır. Cenab-ı Hak öyle diyor. Kendini bilmeyen, Rabbisine bir türlü teslim olamayan, kaderine, rızaya, kazaya, hakkıyla iman edip tevekkül gerekiyor. Eğer imanda problem varsa iş korkunç bir tehlike içindedir. Ancak her iki halde de sabır gösterip iyi ameller işleyenler müstesnadır. Bunlar kimler? Bunlar Allah verdiği zaman Rabbim lütfetti der,
vermediği zaman da Rabbimin bunda hikmeti var der. Her ikisinde de imanla, imanın güçlü sabrıyla karşılar. Hiç her ikisinde de Rabbisine tam bağlı kalır. İşte onlara bir mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. İşte mağfiret bunlaradır, mükafat da bunlara. Çünkü Müslüman kazaya, kadere, Allah'ın vermesine, vermemesine, mutlu anına, sıkıntılı anına, bunların tamamına imanıyla, sabrıyla, eğer tam bir teslimiyetle, Allah'a tevekkülle cevap veremiyorsa, işte o zaman kişi bil ki azanlardan, sapanlardan olur. Cenab-ı Hak bu gerçeği de duyurduktan sonra, bak ne diyor, ancak her iki halde de sabır gösterip iyi ameller işleyenler müstesnadır. İşte onlara bir mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Buyurduktan sonra bak ne diyor. Cenab-ı Hak em yehulu neftara kul fe'tü bi aşri süverim mislihi müfterayatin وَدِعُوا مَنْ اِسْتَدَاتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Ey Resulüm, şimdi belki sen. Burada ne diyor? Ona bir hazine indirilse ya, ya da beraberinde bir melek gezip dolaşsa diyorlar diye sana vahyolunan vahyin bir kısmını terk edecek olursan ve bundan dolayı da göğsün daralır, sen yalnızca bir uyarıcısın, Allah ise her şeye vekildir. Cenab-ı Hak em yagulu neftara, yoksa onlar onu uydurdu mu diyorlar. Eğer uydurdu diyorlarsa, o surenin on mislini ortaya koyversinler. Yani on sureyi ortaya çıkarıversinler. Madem ki bu Kur'an-ı Kerim'de pek çok yüce sureler var, bunlardan kısa uzun fark etmez, 10 sureyi de onlar getiriversinler. Ve Allah'tan başka kim varsa hepsini çağırsınlar. İnsanlardan, cinlerden, filozoflardan, proflardan, dünyada ne kadar kimi biliyorlarsa hepsinden yardım alsınlar, 10 sureyi meydana getiriversinler. Kur'an'ın 10 suresini. Buna eğer diyor sözlerinde sadık iseler, bunu yapıversinler. Kıymetli dostlarımız, işte Cenab-ı Hak burada kesin olarak buna kimsenin gücü yetmedi, yetmeyecektir. Kur'an-ı Kerim cihana 14 asırdan fazladır meydan okuyor. Üç kısa suresini bile kimse meydana getirememiş, getiremeyecektir. Kur'an-ı Kerim her konuda meydan okuyor. Çünkü Allah'ın kitabıdır. Elbette ki meydan okuyacaktır.
yoksa onu kendi uydurdu mu diyorlar. O halde sen de onlara de ki, haydi siz de onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin. Allah'tan başka çağırabileceğiniz kim varsa onları da yardıma çağırın. İnsanları çığa çağırın, cinleri çağırın, batılıyı doğuluyu çağırın. Bütün dünyanın üniversitelerini çağırın, bir araya getirin. Kur'an-ı Kerim'in en kısacık 3 suresini dahi kimsenin meydana getiremeyeceği. Açık seçip ortadadır. Kur'an-ı Kerim Allah kitabıdır. Eğer doğru söylüyorsanız bunu yaparsınız. Yok eğer bunun üzerine size cevap vermedilerse artık bilin ki bu Kur'an ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Artık Müslüman oluyorsunuz değil mi diyor Cenab-ı Hak. Bütün dünyayı ne yapıyor? İslam'a çağırıyor. Fe in lem yestecibu lekum fa'lemu ennema unzile bi ilmillahi ve en la ilahe illahu fehel entum muslimun diyor. Artık Müslüman oluyorsunuz değil mi? Müslüman oldunuz değil mi diyor Cenab-ı Hak. Bütün dünyayı İslam'a çağırıyor. Allah'ı, Peygamber Muhammed'i, şanlı Kur'an'ı tanımaya çağırıyor. Müslüman olmak, Allah'ın birliği, Hazreti Muhammed'in peygamberliği, Kur'an-ı Kerim'in hak kitabı olmasıyla, onu tasdik etmekle Müslümanlık başlanır. Ve İslam'ın ebedi saadet kapısından içeri girilir. Artık orada İslam'ın eğitimi, öğretimiyle zirveye doğru ne yapar? Sürekli terakki eder. Ta alâ-i illiyine, Allah'ın cemaline, rızasına, vuslata kadar ne yapar? Çalışır, gayret eder. Kıymetli ve muhterem efendiler, men kâne yuridul hayâtet dünya ve zînetehâ nüveffî ileyhim âmâlehum fîhâ ve hum fîhâ lâ yubhasûn. Cenab-ı Hak bu şanlı ayeti kerimesinde de her kim dünya hayatını ve güzelliklerini isterse biz onlara amellerinin karşılığını orada tamamen öderiz diyor. Bu hususta kendilerine bir densizlik yani haksızlık yapılmaz diyor. Dünyayı isteyene dünya veriliyor. Cenab-ı Hakk'ın burada vaadi var. Fakat dünyayı isteyip ahireti istemeyene ebediyül ebed ahirette ve cennette nasip yoktur. Çünkü dünya da Allah'ın, ahiret de Allah'ındır. İmanın tam olacak, imanınla, Allah'a itaatınla, dünya için değil, dünyada Allah için çalışacaksın. Ahirete yatırım yapacaksın. Dünyanın sırtına bineceksin, dünyayı Allah yolunda kullanacaksın. Dünyayı elde edeceğin diye Allah'ı inkar eder. Kur'an'ı, sünneti, İslam'ı, Muhammed'i inkar edersen aleyhissalatü vesselam, o zaman Allah seni dünyayla baş başa bırakır. Ahirette nasibin olmaz. Dünyayla beraber ne yaparsın? Önce yok olursun, sonra da dirilir. Amelin ve küfrün karşılığı adalet tecelli eder, cehennemde ebedi kalırsın. Gel bu duruma düşme.
Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede buyurduktan sonra diyor ki devamında اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارِ ve habida ma sanau fiha ve batilun ma kanu yamelun. Cenab-ı Hak yine buyuruyor, fakat onlar diyor öyle kimselerdir ki ahirette kendilerine ateşten başka bir şey yoktur diye hep dünya dedi, ahirete inanmadı. Allahu Teala'nın emirlerini tanımadı. Peygamberin peygamberliğini, Hazreti Muhammed'i tanımadı. Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an'daki Allah'ın ayetlerini ve hükümlerini tanımadı. O zaman ne oldu? Ahirette diyor bunlara ateşten başka bir şey yoktur. İşledikleri şeyler orada hep boşuna gitmiştir. İmansız ne yaparsa yapsın, dünyada kalır, boşa gider. Hiçbirisi ahirette terazinin sevap tarafına konmaz. Çünkü imansızın ameli boştur. Zaten bütün yaptıkları da batıldır. Çünkü imansız yaptığını Allah için yapmaz. Ya nefsinin yahut da dünyevi bir şahsi çıkarı uğruna yapar veya başka maksatlarla yapar. İslam'da ise her güzel amel Allah için yapılır, her kötülükten Allah için sakınılır. O Allah için olmayan hiçbir şey Allah katında bir değer taşımaz. Tüm günahlardan Allah için kaçınacaksın, tüm iyilikleri de Allah için yapacaksın. Bunu yapmadığın zaman bütün ameller boşadır. Zaten imansızın da problemi imansız olmasındadır. Küfür, şirk ve nifak ve zulüm olmasından dolayı bir defa bunlardan kurtulacak ki iman edecek, imanıyla da güzel amel işleyecek. İşte o zaman her ameli kat kat artırılıyor. Bir sevabına 700 kattan da dilerse Cenab-ı Hak artırarak lütfuyla ihsanda bulunuyor. Cenab-ı Mevla efemen kâne alâ beyyinetin min rabbihi ve yetluhu şahidun minhu ve min qablihi kitab-ı Musa imamen ve rahme ulaike yu'minune bi ve men yekfur bihi minel ahzabi fen nâru me'idu felâ tekü fî miryetin minhu innehul hakku min rabbike velâkin nekseran nâsi lâ yu'minun. Bu Hud suresinin 17. ayetine kadar geldik. Dersimiz devam ediyor. O dünyayı isteyenler hiç Rabbinden açık bir belge üzere olan gibi midir diyor. Açık belge nedir? Kur'an-ı Kerim tam bir Allah'ın ortaya koyduğu hak belgedir. Şimdi bunlar dünyayı isteyenlerde ise bu belge yok. Çünkü inanmıyorlar Kur'an-ı Kerim'e. O belgeyi yine Allah'tan gelen bir şahit olarak Kur'an izliyor. Hazreti Muhammed'in peygamberliği, Cebrail aleyhisselamın Kur'an'ı getirmesi, Allah'ın şahitliği, bütün peygamberlerin şahitliği ortada tam bir belgedir. Onun için o belge yine Allah'tan gelen bir şahit olarak Kur'an-ı Kerim izliyor. Ondan önce de bir rehber ve rahmet olan kitap, Musa'nın kitabı yine onu destekliyor.
Çünkü bütün ilahi kitaplar, bütün peygamberler Hazreti Muhammed'in peygamberliğini, Kur'an-ı Kerim'in hak kitap olduğunu daha önce onlara Cenab-ı Hak bildirmiş. O kitaplar da, o peygamberler de kavimlerine ne yapmıştır? Kur'an gibi yüce bir kitabın geleceğinin haberi verilmiştir. Bu tam bir ilahi belgedir bunlar. Onun için Cenab-ı Hak böyle olanlar diyor Kur'an'a inanırlar. Yani bu belgelerle hareket edenler Kur'an-ı Kerim'e inanırlar. Muhammed'in hak peygamberliği, Cebrail aleyhisselamın ona Kur'an'ı getirmesi ve bütün peygamberlerin bir haber vermesi, bütün ilahi kitapların Kur'an-ı Kerim'in şahitliğini yapması. Çünkü Kur'an geçmişin bütün belgelerini kendinde toplar. Geçmişin şahitliğini yapar. Geçmiş de Kur'an'ın şahitliğini yapar. Çünkü geçmiştekilere de Cenab-ı Hak Kur'an'ı haber verdi. Hazreti Muhammed'in peygamberliğini haber verdi. Onun için de böyle olanlar diyor Kur'an-ı Kerim'e inanırlar. Tam inanırlar. Hangi hizipten, fırkadan olursa olsun, kim onu inkar ederse, kim olursa olsun, Kur'an-ı Kerim'i kim inkar ederse, ister doğulu, ister batılı, ister Arap, ister Acem, ister kim olursa olsun, kim inkar ederse diyor, bakın, ona vaat edilen yer ateştir diyor Cenab-ı Hak. İşte açıkça Cenab-ı Mevla bunu buyuruyor. Ne diyor? Fennâru mev'uduh diyor. Fennâru mev'uduh. Hangi hizipten, hangi gruptan olursa olsun, Kur'an'ı inkar eden kişi için kesin kes diyor, vaat edilen yer ateştir. İşte bütün bunlardan dolayı sen de bu Kur'an'dan şüphe içinde olma. Bütün insanlığa, Hazreti Muhammed'in şahsında diyor ki Yüce Allah, kimse Kur'an-ı Kerim hakkında şüphede bulunmasın, şüphe etmesin diyor. Şüphenin olduğu yerde iman olmaz. Kesinlikle diyor Cenab-ı Hak, o Kur'an-ı Kerim hak bir kitaptır. Yani Allah'ın kitabıdır. Hakkın kitabıdır. Ve bu kitapla ortaya konan İslam, hakkın dini, hak dindir. Rabbindendir. Kesin kes. Allah'tan. Fakat insanların çoğu iman etmezler. Cenab-ı Hak yarattığı kullarını bilmez mi? Ne diyor? İnsanların çoğu da iman etmezler. Şimdi iman eden var, etmeyen var. İman edenle etmeyen Allah'ın büyük mahkemesinde herkes ne yapacak? İman eden imanının karşılığını, küfreden de inkar eden inkarının karşılığını bulacak, adaleti ilahi tecelli edecektir. Kesin kes. Ve men ezlemü mimmen iftara alallahi keziba. Ulaike yuradun ala rabbihim ve yekulul eşhadu ha ulailezine kezebu ala rabbihim. Ela lanetullahi alez zalimin. Cenab-ı Mevla bu ayeti kerimelere bak ne diyor. Üstelik bir yalanı Allah'a iftira edenden
daha zalim kim olabilir? Bunlar Rablerinin huzuruna arz olunacaklar. Şahitler de şöyle diyecekler: İşte bunlar Rablerine karşı yalan söyleyenlerdir. İyi bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir, diyor Cenab-ı Hak. Bu ayet-i kerimede de durumu böyle bildiriyor. اَلَّذ۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا اِوَجَا وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِهِمْ كَافِرُونَ اُلَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِز۪ينَ فِي الْاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَضِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ Yüce Rabbimiz bu yüce ayeti kerimelerinde de bakın ne diyor: Onlar ki Allah yolundan döndürmeye çalışırlar ve o yolu eğri büğrü yapmak isterler. Şimdi İslam'ın aleyhinde kampanya yürütenler var. Şimdi İslam'ın aleyhine dünyadaki gizli bir defa propagandalar var. Bunların tamamı Yüce Allah tarafından ne yapıyor? Gözetleniyor, denetleniyor. Ve bunların Cenab-ı Hak hak ettikleri cezalarını verdiğini ve vereceğini söylüyor. Kıyamete kadar durum böyle. Bakın üstelik onlar, evet diyor, onlar ahirete de inanmazlar. Çünkü Kur'an'ın, İslam'ın ortaya koyduğu iman imandır. Başka inançlar, imanlar geçerli değil ki. Bütün peygamberlerin imanı, bütün ilahi kitapların imanı, İslam'ın ortaya koyduğu imandır. Onun için Allah yolundan insanları döndürmeye, saptırmaya çalışanlar, işte en büyük azaba çarpılırlar ve çarpıldılar geçmişte. Onlar yeryüzünde herkesi yıldıracak değillerdir. Kendilerini koruyacak Allah'tan başka kimseleri de yoktur. Onların azabı kat kat olacaktır. İşte İslam'ın yolundan insanlığı kim döndürmeye çalışırsa, bunların azabının kat kat olacağı Yüce Allah tarafından duyurulmaktadır. Üstelik onlar hakkı işitmeye tahammül edemiyorlardı ve de görmüyorlardı. Şimdi Kur'an-ı Kerim, İslam haktır. İçinde küfrü olan, batılı olan insan o hakkı duymaya tahammül edemiyor. Çünkü gerçeği de görmüyor. Kalbinde küfrü olan kim olursa olsun gerçeği görmez. Gerçeği görmek için kalpte iman nuru parlayacaktır. İman nuru parlamadan insanlar gerçeği göremezler. Cenab-ı Hak, اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ وَدَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُونَ Bu yüce ayetlerinde de bak ne diyor Cenab-ı Hak. Onlar kendilerine yazık etmiş olan kimselerdir. Bunlar husrandadırlar. Bunlar kendine acımayan insanlardır. Kendine acımayan başkasına acımaz ki.
Kendine acıyan insan önce kendisi iyi bir Müslüman olur. Allah'ın emrine girer, Allah'ın emrine teslim olur. Artık bütün insanlığın iyiliğine çalışır. Çünkü İslam bütün insanlığı kurtarmaya gelmiştir. Kötülükten kurtulmadan insanlar iyiliğe mazhar olamazlar. Dertlerden kurtulmadan sağlık, sıhhat, afiyet sahibi olamazlar. İslam önce kurtarıcıdır. Kurtarır, seni mutlu bir saadet ortamına yerleştirir. Onun için İslam dininin, Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerinin ortaya koyduğu değerleri kişi iyi ders olarak kendine yerleştirecek, ders edinecek onu. Bunun talimini, eğitimini ve öğretimini tam yapacak. Kur'an-ı Kerim'in eğitim ve öğretimini, işte bu hayat veren nurun derslerin tam eğitimi, öğretimini herkes kendine, ehline, iyaline, kızına, oğluna, toruna, bütün zürriyetine bu İslam'ın ölümsüz hayata hazırlayan bu eğitim ve öğretimini, irşat derslerini en iyi şekilde tahsil edilecek, bir tahsil sahibi olacak. Neyin tahsili? İşte bu hayat veren nurun dersleri olan İslam'ın eğitim ve öğretimi yeteri kadar olacak. Onun için buradaki derslerimiz hepimizin mutluluğu için hayat veren nurun, Kur'an'ın dersleridir. Hem insanoğlunu ölümsüz mutlu hayata hazırlar, hem de tüm tehlikelerden kurtarır. En önceki kurtardığı şey küfürden, şirkten, nifaktan, cehaletten kurtarır. İlme, irfana, imana, ameli saliha, İslam'ın güzel ahlakıyla seni donatır ve ruhunu bütün kötülüklerden arındırır. Tertemiz parlayan bir ruh, bir kalp sahibi yapar. Düşüncelerin parlar, dilinden hikmetler dökülür. Gözün hakkı görür, kalbin hakkı bağlıdır, hakkı düşünür. Bütün kalbinle hakkı seversin ve övüleceği översin ki, işte o yüce övgülerle övme övülme hakkının kime ait olduğunu bilirsin. O hamdü sena, en yüce övgülerle övme ve övülme hakkı Allah'ındır Celle Celaluhu. Bütün doğruları sana kalbine, diline, ruhuna, bedenine Kur'an yerleştirir. Bu dersleri kaçırma. A'dan Z'ye hayat veren nurun, yani Kur'an'ın derslerini kaçırma. Ölümsüz hayata seni hazırlayan bu Kur'an'ın, hayat veren nuru ilahi olan bu dersleri kaçırma. Onun için Cenab-ı Hak burada ne diyor? Onlar kendilerine yazık etmiş olan kimselerdir. O iftira edip uydurdukları da diyor kendilerinden yüz çevirip gitmişlerdir. Çünkü hak olmayan ne varsa her batıl yok olacak. Batıl içinde, dalalet içinde yüzen insanların kendilerini cehenneme taşıyan kötülüklerden başka yanlarında bir şeyin olmadığını göreceklerdir. Her şey boşa gitmiştir.
Yazık değil mi? Kıymetli dostlarımız, Cenab-ı Hak kesinlikle bunlar ahirette de en ziyade husrana uğrayacak olanlardır diyor. Çünkü dünyada boş işlerle, batıl işlerle, dalaletin içinde yüzersen, dünya o şekil heder olur. Ahiretin de tamamen husran olur. İşte seni bunların tümünden Yüce Allah kurtarmak için ebedi mutlu nimetlerle donatmak için tükenmez nimetler, eksilmez göz aydınlığıyla seni donatmak için, lütuf ve ihsanda bulunmak için sana İslam'ı teklif eyledi ve imtihan ediyor. Hayat tamamen imtihan. Bunun için اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَاَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَاَخْبَتُوا اِلَى رَبِّهِمْ اُلَٰئِكِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَر۪يقَيْنِ كَلَامَا وَالْاَصَمِّ وَالْبَص۪يرِ وَالْسَّمِعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَسَلًا اَفَلَا تَزَكَّرُونَ. İşte kıymetli dostlarım, yine Şanlı Kur'an'ın Hud suresinin bu 23 ve 24. ayetlerine geldik. Cenab-ı Hak bunlarda da bak ne diyor. Fakat iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine karşı edepli olanlar Allah'a derin saygı içinde, çünkü Allah bizi görüyor. Biz sürekli Allah'ın huzurunda onun biri bizi gördüğünü, bizi denetlediğini unutmayacağız. Onun huzurunda olduğumuzu iyi bileceğiz. İşte böyle bilenler, iman edip ameli salih işleyenler için bak ne diyor. Güvenen ve itaat edenler, kime Allah'a güveniyor, Allah'a itaat ediyor. İşte bunlar da diyor cennet ehlidirler. Bunlar kesin cennete gidecekler. İman var. Ameli salih var. İslam'ın ortaya koyduğu hak iman var. Ve İslam'ın ortaya koyduğu ibadetler var. Güzel ameller var. Farzlar, vacipler, sünnetler, müstahaplar var. Bunlar yerli yerince yapılmış. İman mükemmel. Allah'a tam güvenmiş, tevekkülü var. Müslüman Allah'a mütevekkil insandır. Burada tevekkülü çok tarif ettik geçmiş derslerimizde ama yine hatırlatayım, insanoğlu unutkan bir yaratıktır. Tevekkül Allah-u Teala'ya kulluk ederek güvenmektir. Kulluğumu yaparak, yatarak değil, kulluğumu terk ederek de değil, Allah'a kulluk ederek, tam cihad ederek, Allah'a güvenip bağlanmanın adı, sığınmanın adı, güvenmenin adıdır. Ne diyor? Bunlar Allah'a güvenirler. Ve Allah'a itaat ederler. Görüyorsun ya. Allah-u Teala'ya itaat ederek tevekkül gerekiyor. İşte bunlar da cennet ehlidirler. Kesin cennete girecekler. Onlar orada ne kadar kalacaklar? Ebedi kalacaklar cennet-i alada. İhtiyarlık var mı? Yok. Hastalık var mı? Yok. Hep genç. Ne var orada? Çalışmak var mı? Yok. Zevki sefa var. Bütün nefes alıp verirken nasıl sana nefesler ilham ediliyor? Cennette de
sana nefes alıp vermekten daha mükemmel cennet hayatında ne diyorsun? Sübhanallah ve bihamdi. Mutluluğun ifadesi bunlar. Uçsuz bucaksız akıl ve hayallerden geçmeyen nimetlere mazhar olmuşsun. Allah'ın cemaline mazhar olmuşsun. Şu üç günlük dünyaya bakıp da hiç inkara, küfre, şirke düşülür de Kur'an-ı Kerim ve Allah'ın ayetleri, Hazreti Muhammed'in peygamberliği hiç inkar edilir mi? Allah'ın tek bir emrini inkar etsen kesin orada iman olmaz. Bu iki ayrı grubun meseli, bakın bir taraf inkarcı grup, bir taraf imanlı grup. Bir taraf din, iman, İslam nedir tanımıyor, bir taraf da Allah'ın bütün emirlerini bütün gücü nispetinde yapmaya çalışıyor. Bu iki diyor ayrı grubun misali nedir? Meseli, kör ve sağır ile gören ve işiten gibidir. Birisi tam kör, tam sağır. Görmüyor, duymuyor. Biri de içinden firaset nurları parlamış, öyle görüyor, öyle görüyor ki tam Allah'ın nuruyla bakıyor. Bunların ikisinin durumu diyor, İşte böyledir. Biri tam, imansız, kimin içinde küfür, şirk varsa, nifak varsa, zulüm varsa, fasıksa, bunlar zifri, kör ve sağırdan beterdir. Buradaki sağırlık, körlük, kalpteki, ruhtaki körlük sağırlıktır. Yoksa dışındaki özürlüler değil. Ama öbürü ise, imanlı insanlar ise, önüne bakarken arkayı da görürler. Dağın öbür tarafını da sezerler. Firaset nurları vardır. Bu kayıp bilgisi değildir. Kaybı Allah bilir. Bunlar firaset nurlarının insanoğluna feyiz olarak içine dolmasıdır. Kur'an'dan aldığı hak bilgilerdir, marifet bilgileridir. Bir de vehbi yoldan kalbe gelen ilhamlardır. Bunun için Cenab-ı Hak bunlar diyor hiç eşit olabilirler mi? Görenle görmeyen, bilenle bilmeyen, inananla inanmayan, asiyle zalimle adil, itaatkar biri olur mu? Hala düşünmeyecek misiniz diyor. Kıymetli dostlarım, bütün nimetleri Allah verir, alırsa yine verir. Bunu dikkat et. Allah'a bağlı kal her konuda. Tövbe ve istiğfarına devam et. Sakın şımaranlardan olma, azam kuduranlardan olma, hoplayıp zıplayıp çalıp oynayıp da Allah, peygamber, Kur'an ayeti, haram helal tanımayanlardan olma. Kendini mahvetme. Şimdi caka yapmaya da kalkma. Bazen yoklukla imtihan olur, bazen bollukla imtihan olur. Hayat imtihandır. Unutma bunları. Zulüm ve cehul bir ruh hali vardır ki, bunlar nedir? Biri zulüm ve cehul. Bu korkunç bir ruh halidir. Bunlar nimeti vereni düşünmezler. Bunlar maddeye taparlar. Taptıklarını da bilmezler. İşte bu nimeti vereni düşünmeyen, onu bilmeyen, bilmek istemeyen, materyalist zihniyet, bunlarda zulüm ve cehul denilen korkunç kapkara bir ruh halleri vardır bunların.
Bunlar nimete bakarlar, nimeti vereni asla düşünmezler. Çünkü müminler ise nimetten önce nimeti verene bakarlar, onu düşünürler, ona hamd ederler. Kibir, gurur, bu cehul ve zulüm karanlıkları içinde ruhu kararmış, bozuk ruh halleri olan insanlarda kibir vardır, böbürlenme vardır. Tepeden bakarlar. Bunun en çok Kur'an'ın ayetlerine, sünnete karşı, İslam'ın delillerine hak olan ilahi emirlere karşı kibirlenenler, böbürlenenler ise direkt kafir olmuşlardır. Allah'a, Allah'ın emirlerine kibir, böbürlenme olamaz, olursa iman olmaz. Bunun için kutsal şeylerle alay etme psikolojisi de bu ruh hali ile ilgilidir. Eğer Kur'an'ın ilkeleriyle, Allah, peygamber, Kur'an ve ayetleriyle, ibadet ve taatlarla kim alay ediyorsa, istihza ediyorsa, işte bu bunların diyor psikolojisi de nedir? Bu zulüm, bozuk ruh hallerinin diyor gereğidir. Çünkü kutsal yüce değerlerle alay eden de iman olmaz. İmanı olsa Allah'la alay edilir mi? Allah'ın emirleriyle, Kur'an-ı Kerim ve ayetleriyle, ayeti kerimelerle alay edilir mi? Peygamberle ve o kutsal yüce değerlerle alay edilir mi? İşte alay edenlerin ruh halleri, psikolojik halleri bozuktur. İmanları yoktur. Onun için inkarcı, alaycı, nankör ve şımarık insanlara karşı Cenab-ı Hak ne diyor? Peygamberimizi de uyarıyor. Ne diyor? Sakın ola ki Kur'an-ı Kerim'den tek bir ilahi emirlerden birisini dahi ben açıklamayayım, birilerinin işine gelmez diye diyor. Sakın bir emrimi dahi terk etmeye kalkma diyor. Peygamberin şahsında dünya Müslümanlarını Allah uyarıyor. Bu Kur'an-ı Kerim'i doğru anlatın diyor. Birilerinin hoşuna gidecek, birilerinin de gitmeyecek diye Kur'an'da azaltma, çoğaltma yapılamaz, kavuk sallanamaz. İşine gelirse inanırsın. İşine gelmezse kendin bilirsin. Ortada zorbalık yok. Kur'an-ı Kerim zorbalara karşı gelmiştir. İslam'da tam bir barış, ilim, irfan ortamı vardır. Tam bir adalet ortam. Sevgi, kardeşlik, merhamet, rahmettir İslam. Onun için bunu kabul edersen edersin, etmesen kendin bilirsin. Kur'an-ı Kerim'den tek bir kelime bile gizlenemez, terk edilemez. Veyahut da yanlış yorumlanamaz. Bunun için Cenab-ı Hak tarikün ba'da ma yuha ileyke, sana vahiy olunanların bir kısmını terk edecek olursun. Bakın, ve daigun bihi sadruke, onunla göğsün daralır. Çünkü birilerinin işine gelmeyecek bir ortamda Kur'an anlatacaksın, birilerinin işine gelmiyor. O zaman anlatan kişi zorlanıyor. Çünkü orada karşı çıkacak birileri var veyahut o ortam öyle bir ortam.
Böyle de olsa diyor Cenab-ı Hak, peygamberimizin şahsında hepimizi uyarıyor. Ne diyor? Göksün daralabilir. En yakulu levla unzil aleyhi kenzun evcae ma'hu melek. Ona bir hazine indirilseydi veya beraberinde bir melek gelseydi ya diyorlar diye. Öyle de diyorlardı o zaman. Bugün de bunun benzeri başka şey söylerler. Şu Mekke dağları altın oluverse diyenler vardı. Ey Muhammed, mucize göster de şu Mekke dağları altın olsun diyorlardı. Bakın bu müşrik kafasıdır. Yer göğü Allah yaratmış. Her şey altını yaratmış, gümüşü yaratmış, yeraltı, yerüstü nimetlerinin hepsini yaratmış. Hazineler ortada. Bunları imansız kişiler görmüyor. Niye? Küfrün karanlığı içinde bakıyor, görmüyor. Hakikati görmüyor. Yine başka mucize istiyor. Eğer sürekli işi mucize üstüne mucizeyle yapılsaydı, cerbi iman ortaya çıkardı. Cerbi iman Allah kabul etmiyor ki. Yoksa bu alemi yaratan Mekke dağlarını altın yapmaya daha çok kadir. Aleme kadir olan o yüce kudretin sahibi, bu uçsuz bucaksız alemleri yaratan Mekke dağlarını altın yapmak daha basit. Ama imtihan meydanında, imtihan ortamına Cenab-ı Hak ayarlamış hikmetiyle her şeyi. İcbara cerbe ayarlamamış. İcbar ve cerbil olsaydı zaten herkesi icbaren zorla Müslüman yapardı. O zaman imtihan olmazdı. Kıymetli dostlarım, Cenab-ı Hak innema ente nezir, sen ancak bir nezirsin, uyarıcısın diyor. Vallahu ala kulli şeyin vekil. Allah da her şeye karşı vekildir. Peygamberimize sen vekil değilsin. Ben vekilim diyor. Sen nezir ve beşirsin diyor. Yani İslam'ı doğruca, doğru anlattın mı, sen görevini yaptın diyor. Senin görevin tebliğdir, beşirdir, nezirdir diyor. Fedribu fevgal e'nâgi vedribu minhum külle bena. Boyunlarının üstüne ve parmaklarına vurun. İşte Cenab-ı Hak öyle bir ortam, kitap tanımıyor, hak hukuk tanımıyor, barış istemiyor, zorba dayatıyor, zulmediyor, insanlığa kan kusturuyor, kan akıtıyor. Bunlara karşı da Enfal suresi 12. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak her ortama göre ne yapıyor? Emri fermanını veriyor. Kıymetli dostlarımız, onlara meydan oku diyor ve çekinme diyor. Müslüman yanlışa, zorbaya, katile, teröriste meydan okur. Zulme, haksızlığa meydan okur. Çünkü İslam tamamen Allah'ın adaleti, hak ve gerçektir, tam bir barıştır. Kimsenin hakkını kimseye hak yedirmez. İlahi adalette tam sosyal düzen, hakça bölüşüm, hakça taksimat yapılır. Kimsenin hakkı kimseye yedirilmez. İslam budur. Onun için zalime meydan oku diyor Cenab-ı Hak. Zulme, küfre, şirke meydan okuluyor.
ve çekinme diyor. Peygamberimizin şahsında ne diyor? Bütün ümmetine, insanlık alemine adaleti gerçekleştirin. Bakın dünya kan akıtanlara seyrediyor. Çocuk katillerine, kadın katillerine seyrediyor. İslam yeni doğduğu zaman, İslam'dan önceki cehalet devri, cahiliye devri, kız çocuklarını diri diri kumlara gömüyorlardı. Canlı canlı kumlara gömüp öldürüyorlardı. İslam'ın merhameti ve adaleti oradaki zulme dur dedi ve durdurdu. Bakın bugün İslam adaleti, İslam'ın sulh ve barışı olmadığı için dünya çocuk katillerine, topluca çocuklar öldürülüyor, dünya seyrediyor. Tabii seyirci kalmayanlar vicdanıyla o katillere destek vermeyenler ve merhameti ve adaletten yan olanlar müstesna. Kadınlar öldürülüyor, çocuklar öldürülüyor. Bakın dünya seyirci kalıyor. Dünyada adalet birine olur, öbürüne olmazsa bu zulümdür. Bütün insanlığın tamamına adalet tecelli etmelidir. O zaman İslam bütün insanlığın tümüne adaleti emreder. Araba, Türkiye, Aceme, Batılıya, Doğuluya değil, bütün insanlığa ilahi adaleti, barışı, kardeşliği emreder. Ve zorbalardan ve zalimlerden dünyanın kurtulmasını ister. فَاِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ Bunun üzerine size cevap vermezlerse, فَعْلَمُوا O halde hepiniz şunu bilin ki, اِنَّمَا اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ O hiç şüphesiz Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. Bu Kur'an-ı Kerim Allah'ın ilmiyle gelmiştir. Bunun içinde Kur'an-ı Kerim'in nazmı, manası da efendim ne kadar gayba ait haberleri de, emirleri de ve yasakları da, müjdeleri ve uyarıları ile bütün akılların ve anlayışların üstünde Allah Teala'nın özel bilgisiyle indirilmiş olan bir en yüce mucizedir Kur'an-ı Kerim. Bir ilahi belgedir Kur'an-ı Kerim. İlahi belgedir. İşte bu belgeye göre iman edersen imanın belgelidir. Gerçektir. Ama bu Kur'an'ın ilmini, irfanını doğru bileceğiz. Eğitimini, öğretimini doğru yapacağız. Onun için de işte hayat veren nurun dersleri bu. Ölümsüz hayata insanlığı hazırlayan, işte hayat veren Kur'an dersleri bunlar. Ağa paşa dersi değil. Ve en la ilahe illahu fehel entüm müslimun. Cenab-ı Hak diyor ki ve ondan başka ilah yok. Allah'tan başka ilah yok. Allah bir. Diyor artık Müslüman mısınız? Dünyayı çağırıyor. Artık Müslüman mısınız? Yani Müslüman olmaya hala karar vermediniz. Gelin, vakit geçirmeyin. Her derhal Müslüman olun. İslam'ın imanı evrensel. Tekrar hatırlatıyorum. Bütün peygamberlerin imanıdır İslam imanı. Bütün peygamberlerin dinidir İslam dini.
Sakın aldanma, yanılma. Kur'an-ı Kerim geçmişin tamamını yenilemiştir. Geleceğin bütün belgelerini kendinde toplamıştır. Bunu da önemine binaen hatırlatıyorum, unutma. Şimdi ihlas ile Allah'a teslim ol. İslam'ın bütün değerlerini kalbinle tasdik et, dilinle ikrar eyle. Ve onun o güzelim hayat veren ibadetlerini de zevk ile seve seve yapmaya gayret et. Namazın miraç olduğunu, her ibadetin seni yukarı yükselttiğini unutma. Ve enne sa'yehu sevfe yura. Ve emeği ileride görülür. Her güzel amelin karşılığını bol bol Allah'ın lütfundan alacaksın. Emek ve gayretlerinin bütün mükafatını dünyada iken almış, tüketmişler vardır ahirete iman etmeyenler. Ne emek çektilerse emeklerinin karşılığını dünyada almış tüketmişler. Bunlar mezara günahlarıyla girerler. Çünkü iman etmemişler ahirete, Allah'a, İslam dinine. Mezardan kalkarlar mahşere, küfürleriyle, şirkleriyle, günahlarıyla gelirler. Aman, aman, gece gündüz feryat et, aman böyle bir duruma düşme. Allah muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak bu ayetlerinde de bütün insanlığa nur saçan emirlerini bildirmektedir. Yeryüzünde ne varsa hepsi fanidir. Eceli var, ömrü var, ölecektir. Her canlı ölecektir. Yerler gökler yok olacak. Onların da eceli vardır. Ahirete dönüşecektir. Ve mahkeme-i kübrada haşir ve neşir vuku bulacak. Büyük mahkemenin önünde herkes toplanacaktır. Onun için şu ömrünü boşa harcama. Şimdi yeryüzünde ne varsa hepsi fanidir. Baki kalacak olan yalnızca celal ve ikram sahibi olan Rabbinin zatıdır. Bu ayeti kerime küllü men aleyha fan ve yabga vecuhu rabbike zül celali vel ikram. İşte Yüce Allah burada bu ayeti kerimeyle bize ne yaptı? Fani ile baki bize duyurdu. Faniye sarılma, pişman olursun. Baki olana sarıl, ebedi mutlu olursun. Hiç mi hiç pişman olmazsın. Baki olana sarıl. Baki Allah'ın kendisidir. Ona ve onun emirlerine, işte nur saçan Kur'an-ı Kerim'e, İslam'ın bütün emir ve hükümlerine sıkı sıkıya sarıl. İslam şeriatını hayatına uygula. İşte o zaman bak sen bu işin tadına. Cenab-ı Mevla dünyada da, ukbada da mutlu olan kullarından eylesin ve İslam tam bir rahmettir, tam bir fazilettir. O rahmetin içine alınmış, fazlının içine alınmış olan kullarından eylesin. Rabbi ufirli ve edhilni fi rahmetike ve fi fazlike. Ya Erhamer Rahimin, bu duayı da çok okuyun.